İyi günler değerli izleyiciler ve sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri. Müdür Yollarda programına hoş geldiniz. Sıfır enerji binaları ve binalarda enerji verimliliğini konuşuyoruz. Bugün ısı yalıtım sektörünün özellikle çok eskilerinden bir duayenle birlikteyiz. Doğu Türkiye ve Orta Asya Başkanı Sayın Durmuş Topçu bizimle birlikte. Durmuş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür Bey. Teşekkür Nasılsınız? ederim Nasıl davet ettiğiniz için. geçiyor günleriniz? Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nasıl geçiyor günleriniz özellikle bu COVID sonrası? Evet, biraz kriz yönetimi şeklinde geçiyor. Daha tabii global anlamda hem Türkiye'de kriz yönetimi takımımız var, hem Hindistan, Orta Doğu, Afrika, Türkiye'nin bağlı olduğu bölgede toplantılarımız var. Ama hem fabrikalarımızda hem ofisimizde 160 kişilik bir organizasyonuz ve şu anda hepimiz sağlıklı ve operasyonumuza devam ediyoruz. Hem üretimler yürüyor. Bir fabrikamızda 5 gün tek vardiya, öbür iki fabrikada 6 gün 3 vardiya şeklinde talebe göre devam ediyoruz. Ama bütün hani bu hafta sonu duruşlarında bile devam etme şansımız oldu. En azından cumartesileri normal operasyonumuzu yaptık, izinlerimizi aldık kaymakamlıktan bölgede ve devam ettik. İyiyiz, yoğun, keyifli ama biraz zor ve yoğun bir süreç. Ama hala talep devam ediyor olması, üretime devam ediyor olmamız, hiç bırakın eleman çıkarmayı, üretime devam eden ve ofislerimizi, üretimimizi açık tutan elemanlarımızı daha da ödüllendirme şeklinde bu süreçte devam etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla mutluyuz. Biraz bir şeyden bahseder misiniz? Bu son birkaç günlük süreçten yani 1 Haziran sonrasından hani bu geçişle ilgili bir nasıl bir yol aldınız? Biz 1 Haziran fabrikalarımız dediğim gibi hiç durmadı ama en azından fabrikalarımızın birinde 10 tane beyaz yakalı bizim TSND dediğimiz teknik ve satışı birlikte yapan arkadaşlarımızın geriye dönüşlerini planladık. Diğer fabrikamızda, diğer iki fabrikamızda da dönüşümlü olarak geliyordu ekibimiz ama hani 6 kişilik bir geri dönüş planımız var. Esas ofiste de Kozyatağı ofisimizde de 60 kişilik, 65 kişilik bir kadromuz var. Orada da 3 aşamalı geri dönüş planımızı yaptık. Yurt dışına gönderdik, onaylandı. Fabrikalarımızda 1 Haziran itibariyle, ofisimizde de 8 Haziran itibariyle yine ofiste çalışanlarımızın 1/3'ünü geçmemek kaydıyla başlıyoruz. İkişer haftalık arayla da bu sayıyı artırarak Temmuz ortası gibi %90, hani dönemeyen gene de şey olabilir, evde çocuktur, okuldur vesaire, onlara da dikkat ediyoruz. Hiçbir zorlama yok. Her hafta video konferanslarla bütün ekibimizle birebir görüşmelere devam ettik. Hepsinin durumunu takip ettik. Dolayısıyla dönüşümüzü planladık. Uluslararası olarak onaylarımızı aldık ve adım adım gidiyoruz. Dediğim gibi fabrikalarda ama hiç durmadık. Biz sohbetlerimizde bazı konuklarımız bize şundan bahsetti. Dediler ki ya bu uzaktan erişim sürecinde sanal süreçlerimizde yani eskisinden daha fazla çalışır ve daha fazla toplantı yapar hale geldik. Şu anda da insanlar çok mutlular ofise geri geldikleri için dediler. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz burada? Katılıyorum. Bizde de öyle oldu. Gerçekten daha çok çalıştık bu dönemde. Çok yoğun toplantılarla geçti ve efektif çalıştık. Yani uzaktan çalışmada hiçbir zorluk yaşamadık. 20 Mart'ta test ederek başladık. Acaba herkes evden çalışabilecek mi diye. 19 Mart'ta son ofise geldik. Özellikle ofis tarafını kastediyorum. Üretimler daha farklı. Ve neredeyse bütün beyaz yakalar olarak 20 Mart'ta testimizi yaptık. Ve o günden bu yana etkin bir şekilde çalıştık. Dolayısıyla sorunumuz olmadı ama dediğim gibi bazıları evden çalışmaya çok alıştı ve daha verimli olduğunu düşünerek de devam etmek isteyen arkadaşlarımız da var. Ama ofise dönmekten de mutlu olanlar var. Onların dengesini bularak devam edeceğiz bakalım. Peki. Durmuş Bey biz sizi tanıyoruz, sektör de tanıyor. Dinleyenlerimiz de biraz tanısınlar. Biraz kendinizden bahseder misiniz lütfen? Tabii. Ben İTÜ mimarlık mezunuyum. 95 yılında DAV'a katıldım ve teknik müdür olarak katıldım o dönemde. Ve ısı yalıtım ürünlerimizin de üretiminin başlangıcıydı. O günden bu yana 25 yıldır DAV'dayım. Bunun 2 yılı Almanya'da geçti. Yani 5 yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra bir 2 yıl Almanya'ya gittim, orada çalıştım.
Ondan sonra döndüm ve 2010 yılına kadar bu yalıtım sektöründe iki dönem İzoder başkanlığı yaptım. Birincisi Almanya'ya gitmeden önce 2 yıl Almanya'da çalışıp döndüm. Bir dönem de Almanya'dan döndükten sonra yaptım. Ve 2010 yılında ısı yalıtım sektörünü bırakıp yapı kimyasalları bölümüne geçtim. Orada önce Doğu Avrupa dediğimiz Rusya, Polonya ve bütün Balkanlar, Türkiye dahil bölgeyi yönettim. Arkasından Hindistan, Orta Doğu, Afrika bölgesini ilave ettim. Dolayısıyla bu yılın Ocak ayına kadar yapı kimyasalları bölümünün bölge yöneticiliğini yaptım. Şu anda hala yine Hindistan'a, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'nin dahil olduğu bölgede yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor. Ama şeyde de ilave olarak da DAV Türkiye ve Orta Asya başkanlığı görevini aldım. Ocak başından itibaren, bu yılın ocağından itibaren de bu görevdeyim. Bu bütün tecrübeleri almak istiyoruz sizden ama bizim için tabii en kritik olan bu yalıtım sektörüyle ilgili, Türkiye'de binalarda enerji verimliliğiyle ilgili ta zamanında başlattığınız ve yaptığınız çalışmalar. Ama oraya gelmeden biraz da bize Dov'dan bahseder misiniz? Dov'un ürün gamında neler vardır? Nasıl bir firmadır Dov? Evet. Dow Chemical 123 yıllık bir firma. Amerika'da başlamış, Midland, Michigan'da başlamış bir firma. Şu anda bu arada tabii çok dönüşümler, değişimler yaşıyoruz. Bu bir sürekli bir süreç. En sonunda DuPont'la birleşildi ve DuPont'la birleştikten sonra da 3 firmaya bölündü. Dow, DuPont ve Corteva diye tarım bölümü ayrıldı. Corteva diye bir firma oldu. DuPont da ayrıldı ve biz Dow olarak devam ediyoruz. Geçen yıl başından bu yana ayrılma gerçekleşti ve şu anda Dow olarak 36 bin kişi ile 109 üretim tesisinde 31 ülkede üretim yapıyoruz. Ürün gamı çok farklı. Yani gıda ambalajından tutun ki çok ağırlıklı orada özellikle flexible dediğimiz gıda ambalajında ve gıda ömrü uzatan ürünlerimizden başlayarak poliüretan tarafında otomotivden tutun mobilya sektöründen ayakkabı sektörüne kadar soğuk hava depolarına ve yine endüstriyel binaların cephe ve çatı yalıtımlarına kadar geniş bir yelpazede ürünlerimiz var. Yine poliüretan iş kolu başlığı altında. Arkasından Dow Corning diye ortak olduğumuz Corning grubuyla Silikon grubunu yine bu DuPont'la birleşme sırasında tamamen Dow bünyesine kattık. Orada silikonlarda hem cepheden hem home and personal care dediğimiz tüketici ürünlerine kadar varan yelpazede ve endüstriye giden silikon çözümlerimiz var. Boya ham maddesi çözümlerimiz var. Türkiye'de de yine aynı şekilde hem poliüretan sistemi ve hem boya ham maddelerinde hem de plastik aditiv dediğimiz bu yine PVC profillere giden plastik aditiv ürünleri var. Bunlar da üretim yapıyoruz. Ayrıca Akkök grubuyla da Vaksa diye karbon elyaf üretimimiz var Türkiye'de. Dolayısıyla geniş bir yelpaze. Daha sayamadığım birkaç iş kolu var. Arkadaşlarım bana kızacaklar ama hızlı bir şekilde düşünmeye çalışıyorum. Endüstriyel çözümler ürünlerimiz var. Yine boya, mürekkep sektöründen tutun da birçok endüstriyel sektöre hizmet veren endüstriyel ürünlerimiz var. Dolayısıyla geniş bir yelpaze. Şu anda da zaten COVID ile ilgili olarak bazı sektörlerde çok aşırı talep artışı var. Bazı sektörlerde de yavaşlama var. Otomotiv gibi, mobilya gibi, biraz inşaat gibi. Ama diğer tarafta da oldukça da artan da talepler var. Dolayısıyla bir denge içinde gidiyoruz. Burada siz karbon elyaf dediniz ama bu mevzu bizim için biraz önemli. Bu karbon elyaf yani Dow Aksa yatırımı aslında bir yenilenebilir enerji yatırımı. Biraz ondan Kesinlikle. bahsedebilir miyiz? Bizim için önemli Kesinlikle. bir Bu nokta olabilir çünkü. yüksek teknoloji yatırımı kesinlikle söylediğiniz gibi karbon elyaf öyle bir ürün ki bu şu anda Boeing olsun, Airbus olsun bütün yolcu uçaklarında
ciddi verimlilik %20'lere kadar, hani hem uçağı hafifletme hem daha az yakıt tüketimi sağlayan ciddi enerji verimliliğine varan uygulamalardan başlayarak Türkiye'de bizim daha çok odaklandığımız rüzgar enerjisi konusundaki blade dediğimiz bu rüzgar güllerinin kollarını, kanatlarını daha uzun yapabilme, poliüretanla birlikte daha uzun yapabilme ve daha enerji verimli ürünler üretme imkanı olan, arkasından otomotiv sektöründe yine kullanılan elektrikli otomotivlerde yine aracı hafifletme adına ve dayanıklılığını artırma adına. Çünkü bu çeliğe göre çok daha hafif ve çok daha dayanıklı bir malzeme. Tabii ki maliyet tarafında şu anda hani dünyada bir sürü endüstride yer alıyor ama hani yoğun kullanım açısından da maliyet tarafı ve verimlilik tarafı dengesini kurmaya çalışıyor. Ama dünyada dediğim gibi ileri teknoloji bir ürün ve birçok şeyde verimlilik adına kullanılıyor. Vallahi Durmuş Bey, o kadar çok konu var ki merak ettiğim, savunmak istediğim. Şu konuyu da bir sorayım da ondan sonra geçelim binalar kısmına. Şimdi bizim memlekette genellikle plastiklerle ilgili çok büyük bir negatif algı var. Halbuki hani plastikler bizim mühendislik olarak hayatımızın çok önemli bir parçası ve onun türevleri diyelim yani. Aslında bizim sorunumuz plastiklerle değil, o tek kullanımlık plastiklerin denize atılmasıyla alakalı. Şimdi bu çok flexible doğru. Gıda ambalajlarından bahsettiniz. Biraz onları açabilir miyiz? Neden bahsediyoruz tabii burada? Ki. Tabii ki burada şimdi dünya çapında bir kere gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Dayanımla ilgili, raf ömrüyle ilgili ziyan oluyor. Bu çok büyük bir şey, potansiyel. Dolayısıyla burada en önemli adım bir kere flexible dediğimiz o esnek ambalajı bir camla, bir alüminyumla yapabilmeniz mümkün değil. Hem hafif olacak, hem taşırken daha az enerji tüketecek, hem üretilirken daha az enerji tüketilecek ve de dolayısıyla şeylerin de, ürünlerin de performansını ciddi şekilde uzatacak. Burada çok katmanlı bariyer filmler kullanılıyor ve bunların yapışma özellikleri de burada çok kritik. Buralarda gerçekten sürekli bir inovasyon dediğimiz gelişme sağlayarak ve de çok söz sahibiyiz dünya çapında bu konuda. Çok büyük anlamda bir verimlilik sağladığımıza inanıyoruz. Türkiye'de de oldukça hızlı büyüyoruz. Sadece hani Mayıs ayını örnek verirsem geçen yılın Mayıs ayına göre %50 bir büyümemiz var. Sadece bu segmentte, sadece gıda ambalajı olarak da değil, hijyen dediğimiz tarafta yine bu filmler kullanılıyor. Dolayısıyla farklı özellikleri olan filmlerin katmanlı olarak kullanılarak, yapışma teknolojilerini de geliştirerek gıda ömrünü uzatma ve buradaki verimliliğe katkı sağlıyoruz. Oldukça da önemli bir oyuncuyuz dünya çapında. Bu konu önemli bizim için. Dediğiniz gibi hazır şey konusunda, plastik konusunda kesinlikle atık sorunumuz var. Yani dünyada zaten bu işe baktığınız zaman plastik waste diye plastik atığı konu ediliyor. Biraz bizim ülkemize özel, hani plastiğe düşmanlık ya da plastik sanki şeymiş gibi, tek başına suçluymuş gibi değerlendiriliyor ama şu anda Covid sürecinde sanıyorum bütün dünya bu plastik ürünlerin nasıl bu savaşta ön planda yer aldığını, yani bir yoğun bakım odası düşünün. Buradaki bütün ürünler, yani maskelerden tutun o dokumasız kumaşlarda dahi kullanılan, hani maskelerden, önlüklerden, o tek kullanımlık önlüklerde bile kullanıldığını düşünün. Kan torbalarına varıncaya kadar bütün cihazlarda, bütün hastanede kullanılan cihazlarda ne kadar yoğun bir şekilde kullanıldığını ve hayatımızda ne kadar önemli bir yer aldığını düşünürsek, bunları hani diğer ürünlerle yerini tutmak ve replace edebilmek mümkün değil bu ürünlerin. Dolayısıyla şu anda sanıyorum hem biz hem de tüm dünya bunların hayatımızdaki önemini anladı. Sadece bunlar tabii daha ucuz maliyetli ürünler oldukları için insanlar hani bunların atığı konusunda, geri dönüşüm konusunda yeterli özeni göstermiyorlar ama biz bu konuda da DAV olarak ciddi çalışıyoruz.
Özellikle ciddi bir fon ayırarak 42 dünyadaki 42 büyük şirket bir araya gelip End Plastic Waste diye bir organizasyonumuz var. Çok etkin bir şekilde çalışıyor ve buraya da ciddi kaynak ayırıyoruz. Bu atık konusunu da çözmek üzere hem ürünlerimizin geri dönüştürülebilir olması, belli bir yıla geldiğimizde %100'ünün geri dönüştürülebilir olması, hem de bunların geri dönüşümü konusunda şeylerle çalışıp, sektör oyuncularıyla çalışıp, hem toplanması, yani bu biraz kompleks bir konu, geri dönüşüm zannedildiği kadar basit değil. Çünkü önce o ürünleri toplayacaksınız, önce atmaktan vazgeçireceksiniz insanları, bunları toplamayı teşvik edeceksiniz, toplayacaksınız. Topladıktan sonra ayrıştıracaksınız, ayrıştırdıktan sonra bunları dönüştüreceksiniz. Dönüşmenin de iki türü var, biri ya mekanik olarak dönüştüreceksiniz ya kimyasal olarak dönüştüreceksiniz ve kullanacaksınız. Bu konuda Dow'un çok büyük projeleri var. Bir tanesini söyleyeyim. Şu günlerde ortaya çıkmış. Fransa'da epeydir, yani 2-3 yıldır çalışıyoruz da şu anda gerçekleşti. Renova diye bir ürünümüz var. Bütün atılan sünger yatakların toplanması ve bunlardan tekrar polyol üretilmesi, yani kimyasal dönüşüm. Bu polyolün de tekrar yine sünger ve yatak üretiminde veya rigid dediğimiz poliuretanda, ısı yalıtım malzemelerinde, hem buzdolapları ısı yalıtımında hem diğer cephe ısı yalıtımlarında kullanılması söz konusu. Dolayısıyla burada ciddi işbirlikleri yaparak dünyada hem bu atığın önüne geçilmesi hem de geri dönüştürülebilir. Bir de bio dediğimiz, hani biyolojik ürünler geliştirme konusunda da biliyorsunuz özel ormanlar üretiliyor. Var olan ormanlar kesilmiyor ama özel ormanlarda özel ağaçlar üretiliyor. Bunlardan biopolyol dediğimiz ürünlerle daha çevreci ve sürdürülebilir çözümler de var. Dolayısıyla bunların bir kombinasyonunda daha ön planda çalışıyor dünyada. Bunları duymak gerçekten çok memnun etti beni. Çünkü benim çok üstüne savaştığım bir konu. Ben de genelde örneklerinde şu örneği veriyorum. Yani eğer plastikleri hayatımızdan çıkartırsak, o hani çok sevdiğiniz, rahat ettiren bizi uçaklar yerinden kalkamaz. Havalanamaz dahi yani baktığınız zaman. Bir de tabii eskiden dünyada beşikten mezara diye bir ürünün takibi söz konusuydu ama artık beşikten beşiğe bir takip söz konusu ki bu anlattıklarınızda ona birebir uyuyor. Burada şunu da merak ediyorum Durmuş Bey. Şimdi evet, mesela bir pet şişe tüketiciye tırnak içinde sağlıksız veyahut da dünyaya zarar veriyor gibi gözükebilir ilk bakıldığında. Fakat hani bir cam şişe daha sağlıklı gözükebilir. Ama bir de bunun üretim süreci var. Yani bir ürünün dünyaya olan etkisi, İşte embodied karbon dediğimiz, gömülü karbon dediğimiz, yani ta ürünün ham maddesinden başlayan. Karbon ayak izi dediğimiz konu, yani ham maddeden başlayarak üretimde kullanılan enerji miktarı, bunun ağırlığı ve taşımada kullanılan enerji miktarına varana kadar, dediğiniz gibi toplam embodied emission tarafı ya da karbon ayak izi dediğimiz toplam sürece bakmak gerekiyor. Bir ürünün gerçekten çevreci olup olmadığını ve maliyet açısından da değerlendirmek lazım. Biz pet şişe tarafında yokuz, yani orada değiliz. Orada tabii şeyin büyük bir kısmı, biraz atığın büyük bir kısmı orada gerçekleşiyor ama hani diğer taraflarda dediğimiz gibi esnek ambalaj tarafında olsun, ne bileyim bu şeylerin shrink dediğimiz hani büyük paletlerin etrafının ambalajlanması ve taşımada kolaylık sağlanması, yani öyle bir ürünün olmadığını düşünün, o kadar hafif ve o palet içerisindeki yüzlerce şişeyi veya ürünü bir arada tutacak güçte bir başka bir alternatifi yok bu ürünün. Yani bu tür şeylerde, ürünlerde hakikaten alternatifsiz ürünler var. Bunları tabii ki geri dönüşümlü yaptığınız ve bunu bu zincirde de yer aldığınız sürece, önümüzdeki süreçte bunlar hep şey yapacak, dediğim gibi hem insanlardaki algısı düzelecek hem de pozitif olarak katkı sunmaya devam edecekler. Özellikle şey, mimarlarımızda şöyle bir algı var. Hani doğal ürünler kullanma ve de şey, bunlarla bir mimari işlemeyle ilgili. Fakat eğer o doğal ürünü işte Endonezya'dan getiriyorsanız Türkiye'ye, o zaman bir anlamı kalmıyor bizim için. Yani işte o işte transferde harcadığınız efendim akaryakıt, saltınız, karbon vesaire. İlk bölümün sonuna geldik Durmuş Bey. Müsaadenizle burada ufak bir es verelim. İkinci bölümde şu enerji verimli kısmına biraz daha detaylı girelim. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Bugün konuğumuz Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı Durmuş Topçu ile birlikteyiz.
Kendisiyle ilk bölümde biraz doğudan ve sürdürülebilir yaklaşımlarından bahsettik. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'deki ısı yalıtım sektörüne gelmeye çalışacağız. Çünkü kendisi Türkiye'de ısı yalıtım sektörünün duayenlerinden ve işte bundan 25 yıl öncesinde bu sektörde ilk hamleleri yapan kişilerden, insanlardan, gruptan bir kişi, bir tanesi. Durmuş Bey, bize biraz o zamandan başlar mısınız? Yani siz bu hani ilk biz doğuma başladığımızda işte ısı yalıtımı anlatmaya başladık demiştiniz. Bir o zamanki durumun bir bize fotoğrafını çeker misiniz? Yani ilk gittiniz, neyle karşılaştınız yani bir ısı yalıtım dediğiniz zaman? Evet, dediğim gibi ben 95 yılının Temmuz'unda başladım. Üretim de hemen hemen birkaç ay sonra Türkiye'de DAV'ın üretimi başladı. Dediğim gibi hep yurt dışındaki diğer teknik arkadaşlarımla, diğer ticari bölümdeki arkadaşlarla konuştuğumuzda, toplantılar yaptığımızda en fazla ilgimizi çeken Türkiye'deki duvarlarda yalıtım kullanılmaması konusuydu. Ve sadece çatı yalıtımı, işte 5 santimetre cam yünü kullanarak binalarda enerji verimliliği yapmaya çalışıyorduk. Halbuki binalarımızı düşünün ki bunlar çok katlı apartmanlardan oluşuyor. O dönemde de öyleydi, bu dönemde de böyle. Yani bir bina düşünün, 15 katlı bir bina. Sadece çatısında yalıtım yaparak hani üst kattaki dairenin ve belki onun bir altındakinin ve bir altındakinin konforunu sağlıyorsunuz. Ama tüm binanın esas enerji kaybı hem duvarlardan hem camlardan hem doğramalardan. O zaman da yine bu konuda da gelişme çok yeterli değildi. 25 sene önceden bahsediyoruz. Yönetmeliklere baktığımızda karşımıza çıkan TS825'te işte duvarların U değeri bu olsun, camların U değeri bu olsun. Yani 15 santimetre bir duvar bloğu koyduğunuzda dışına 3 santim sıva, içine 2 santim sıva yaptığınızda doğramalarınız da işte belli bir U değerinde ki onlar da son derece yetersizdi. Camlarda çift cam yeni yeni konuşulmaya başlamıştı. Dolayısıyla yetersiz bir duvar yalıtımı, cam yalıtımı, daha hani cihaz verimliliğinden falan hiç bahsetmiyorum. Merkezi sistemle ısıtılan binalar. Dolayısıyla dünyadaki örneklere, Avrupa'daki örneklere baktığımızda bir kere tüm binanın hani duvarlarda, camlarda, ayrı ayrı çatıda U değerleri vermek yerine artık Avrupa'nın tüm binanın enerji performansına kilowatt saat metrekare yıl olarak baktığını gördük. Dolayısıyla bunu acaba Türkiye'de yapabilir miyiz? TS825'i bu şeye dönüştürebilir miyiz? Tabii bunun için bir software geliştirmeniz gerekiyor. Modelleme yapmanız gerekiyor. Yaklaşık 18 ayrı bina tipinde hani yüksek bir apartmandan tek katlı büyük bir endüstriyel binaya kadar varan bir sürü çeşitlilikte modelleme yaparak Türkiye için en uygun enerji verimliliği konseptini oluşturabilir miyiz diye çalıştık. Tabii o dönemde hem sektörden hem de hem Çevre Bakanlığı'nda hem Bayındırlık Bakanlığı'nda çok değerli destekler aldık. Kesinlikle hem örgütlenme adına zaten ben 95 yılında ilk İzoder Yönetim Kurulu'na girdim yanılmıyorsam 97 yılında İzoder Başkanlığı oldu. Orhan Turan'la ne bileyim İzocam'dan Koran Işıkel'le adını sayamadığım bir sürü arkadaşla çok yakın çalışarak, işbirliği yaparak bir kere sektör olarak hedefe kilitlendik. Çünkü burada ciddi bir değer, ülke içinde ciddi bir enerji verimliliği tasarruf söz konusuydu. Ve bu modeli Türkiye'ye artık U değerlerinde ilerlemek yerine, hani kullanacağınız malzeme kalınlığıyla başlayan U değeri yerine camları da içine alan, ısıtma sistemini de içine alan, içerideki ısı değerini içine alan toplam binanın enerji performansını yıllık olarak metrekare bazına ölçen bir değere getirebilir miyiz diye ve bunda da özellikle Enerji Bakanlığı'nda çok değerli bürokratların desteği oldu. Kulakları çınlasın, hakkı buyruk. Bayındırlık Bakanlığı'nda makine mühendisi arkadaşımız, Bayındırlık Bakanlığı'nda Hakkı Usta Ömer, kulakları çınlasın. Bunlar yürekten inandılar çünkü biz gerçekten değerleri somut bir şekilde geliştirdiğimiz bilgisayar programıyla ortaya koyabildik. Yani bir binada bakın camı değiştiriyorum, bakın duvarı değiştiriyorum, enerji verimliliği nereden nereye geliyor diye çok somut bir şekilde bu değerli bürokratların katkılarıyla derdimizi anlatabildik ve bu büyük bir coşkuyla, bütün sektörün benimsemesiyle şeye girdi, yürürlüğe girdi. Tabii ki tam olarak binalardan zorunlu hale gelmesi süre aldı. Dediğim gibi ben hani 95 yılından sonra 15 yıl sonra 2010'da kendi evimin hani B sınıfına
uygun enerji verimliliği olduğu sertifikasını elime almayı becerdim. Yine de kötü bir süre değil yani 15 sene hani böyle bir süreç için. Çok motive edici bir şeydi. Çünkü enerji verimliliğine katkı gerçekten hem ülkenize katkı hem dünyaya katkı. Hala da yine bu demin saydığım bütün bu verimlilik, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm beni ciddi motive ediyor. Böyle bir çalışma gerçekleştirdik. 5 yıl sürdü bu. Yani bunun yürürlüğe girmesi, TS 825'in revizyonu, bütün programların gelişmesi ve şu anda da devam ediyor. Dolayısıyla metrekare başına bir binanın ne kadar enerji tüketeceğini dediğim gibi 350 kW'lardan 100 kW'lara çekildi bu. Dolayısıyla ciddi bir enerji tasarrufu. Bunu ne kadar etkin, ne kadar hızlı daha yaygınlaştırabilirsek daha gidilecek çok yol var. Ama dediğim gibi şu anda artık konu enerji verimliliği, evet sağladığınız sistem, kullandığınız sıyaltımı kabul ama bunların ne kadarı geri dönüşmüş ürünlerden oluşuyor artık. Dünya ve Avrupa bunlara bakıyor. Ne kadarı dediğim gibi bina ömrü boyunca performans sürdürüyor ve embodied emission dediğimiz ne kadar uzun süreyle bu katkıyı sürdürüyor. Yani yaptığınız sistem, kullandığınız sistem 10 yılda bir değişiyor mu? Yoksa 50 yıl boyunca Avrupa'daki gibi 150 yıl süresince bina sürüyor ve o süre boyunca bu verimliliğini devam ettiriyor mu? Artık bunlar çok değerli. LEED ve BREEAM sertifikalarıyla bu katkı somut bir şekilde kabul ediliyor mu? Dolayısıyla toplam karbon ayak izi açısından sıfır karbon hedefine 2050'de Avrupa Birliği'nin koyduğu sıfır karbon hedefine doğru gidiyor muyuz? Gündem bu. Dediğim gibi biraz daha hani şeyden hala ısı yalıtım, kalınlık filan buradan sanki böyle birkaç adım Avrupa Birliği'nin hedeflerine doğru 2030-2050 hedeflerine doğru gitmemiz lazım. 2030'da Avrupa Birliği tüm belediyedeki atıkların %65'ini geri dönüştürebilmeyi hedefliyor. Biz hala doğru dürüst atıklarımızı toplayamıyoruz. Yani kendi içinde gelişen belli yöntemler var, atıklar bir şekilde toplanıyor. Çok girişimci bir ülkeyiz, insanlarımız da çok girişimci. Sabahın beşinde hani toplayan insanları görüyoruz ama bunları daha organize, daha net bir şekilde sıfır atığa doğru yol açmamız ve bunların geri dönüşülebilir şekilde yapılması lazım. Mesela demin söylediğim o hani yataklardan polyole, sünger yataklardan polyole dönüşüm ve ondan geri üretilmiş bir ısı yalıtımının ekonomiye çok daha ciddi katkısı var. Toplam karbon ayak izi açısından baktığınızda düşünün ki hani yüz binlerce yatak her yıl şeye çıkıyor, çöpe çıkıyor ve bunların tekrar geri dönüştürülmesi müthiş bir ekonomik katkı ve değer yaratıyor. Dolayısıyla biraz daha bu gözle hem ısı yalıtım sektörünün olsun hem toplam endüstrinin olsun bu gözle yaklaşmasında artık ciddi fayda var. Dolayısıyla çıtayı dediğim gibi birkaç adım daha yukarı çekmemiz lazım. Yani bu zaten ısı yalıtım enerji verimliliği artık tartışılır olmaktan çıkmış bir konu. Çok net, çok somut bir şekilde enerjide verim sağlıyoruz. Şimdi dediğim gibi birkaç adım daha çıtayı. Çünkü artık sanayicilerden karbon vergisi alınmaya başlanacak dünyada, Avrupa'da. Şu anda belki farkındasınız ambalaj atıklarıyla ilgili vergi Türkiye'de devreye girdi. Yani bunlar çok ciddi şeyler, aksiyonlar. Bunların dışında kalmamız mümkün değil ve bu konuda çalışmamız ve toplam verimlilik ve circular ekonomi dediğimiz bir sisteme geçmemiz gerekiyor. Burada belki şunu söyleyebiliriz dinleyenlerimize. Yani hiçbir ürün aslında dışarıdan baktığınız kadar bazen masum değil. Hiçbir ürün de aslında dışarıdan göründüğü kadar kirli değil bazen baktığınız zaman. Onu hakikaten o sizin demin bahsettiğiniz o circular ekonomi içerisinde daha işte doğuşundan ölümüne tekrar geri doğuşuna kadar bir sürecine bakmak gerekiyor. Bu gelecekle ilgili projeksiyonlarınızı ve vizyonunuzu merak ediyorum ama oraya gelmeden biraz daha geçmişi değiştirmek istiyorum Durmuş Bey müsaadenizle. Şimdi TS825 Web.tr gibi yazılımlardaki katkılarınızı biz de biliyoruz. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Hem kendi adıma hem de çocuklarım adına teşekkür ediyorum bu yaptığınız çalışmalardan dolayı. Fakat bunlardan önce, yani bunlar için kamu tarafında ve teknik tarafında yapılanlar. Fakat bir taraftan da hayat yürüyor. Yani işte ısı yalıtım malzemesi üretiyorsunuz, satmaya çalışıyorsunuz, sahaya iniyorsunuz. Daha duvarlarda yalıtım yok. Bize biraz o andaki şeyi anlatır mısınız? O günleri, yani tüketiciyle karşılaştığınız zaman ne oluyor? Yalıtım yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Nasıl ikna ediyorsunuz insanları? Neler yaşadınız o günlerde?
Yani biz hani DAV ve MARDAV ekibi olarak orada tabii MARDAV da bizim ben yönetim kurulu üyesi olarak hani MARDAV'da görev aldım ve MARDAV'da bizim distribütör firmamız ve bayi yönetimi, bayi teşkilatımızı birlikte yönettiğimiz bir firma olarak bir kere çok heyecanla o dönemi hatırlıyorum. Gerçekten herkeste ciddi bir motivasyon vardı. Yani bu enerji verimliliği konusu gerçekten çok motive edici. Hatırlıyorum buradan arabayla birkaç araba yola çıkıp Eskişehir'den başlayıp arkasından işte Konya'da, Kayseri'de, Denizli'de sonra rotayı işte Adana, Antep falan diye yaparak 10 günlük turlar atarak ciddi seminerler mühendisleri, mimarları, belediye ekiplerini toplayarak seminerler vererek bir taraftan hani hem şirket olarak hem bayi teşkilatınızı hem sektörü bilinçlendirme çalışmaları yaptık. Bir taraftan da dediğim gibi sektör olarak, İzoder olarak bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yaptık. Dediğim gibi sektörde gerçekten bir bütünlük oluştu. Çünkü tam bir ortak hedef ve bir ülke menfaati yakaladık arkasında ve hala da aynı heyecanla arkadaşlarımız sürdürüyorlar. O dönemdeki tabii İzoder kurucuları, yani ben İzoder'in ilk toplantısına katıldığımda yanlış hatırlamıyorsam Perpa'da Himerpa'nın kullanılmayan bir deposunda bir masa etrafında toplandığımızı hatırlıyorum. Yani oradan şu anda hani kendi binasında artık test yapabilen bakanlıklar nezdinde ciddi bir artık sadece bir sektör derneği değil, hani bilimsel anlamda da gelişme sağlayan ve bunun izlenmesini ve sağlıklı uygulanmasını sağlayan eğitimler veren, sertifika veren bir derneğe dönüştü. Dolayısıyla uzun bir yoldu ama keyifli bir yoldu. Keyifle çalıştık, tüm sektör olarak da bir araya geldik. Ve sektör ve ülke menfaatini sağladık. Hatırlayabildiklerim bunlar ama 10 yıl oldu dediğim gibi ısı sektöründen kopalı şeyler var. Yani bu son 10 yılı tam güncel takip edememiş olabilirim. Çünkü hep dediğim gibi çok seyahatle geçti. Hindistan, Güney Afrikalar, Rusyalar falan. Dolayısıyla biraz koptum ve daha çok yapı kimyasallarına odaklandım. Ama eskiden hatırladıklarım böyle. Orhan abiyle yaptığımız bir söyleşide o da şunu söylemişti. Bu Perpa'da yaptığınız toplantılar sırasında bekçi geliyormuş ve şey diyormuş. Hadi artık çıkın boşaltın burayı Kapatıyoruz. diyormuş. Ve toplantı Evet, sona evet. eriyormuş. Ondan bahsediyordu. Bu tabii gençlere de mesaj olsun buradan. Yani bazı şeyler böyle kolay kendi kendine olmuyor. Ciddi mücadeleler var arkasında. Peki biraz şeye geri gelmek isterim sizle. Bu Avrupa ve dünyada gördüklerinize geri gelmek istiyorum. Çünkü sizden bu tecrübeleri almamız önemli. Dediğiniz ki daha böyle bütünleşik bir yaklaşıma doğru gidiyor ve özellikle bu LEED BREEAM sertifikaları ile alakalı, binaların komple sertifikasyonlarının sağlanması, yani binaya bir komple bütüncül açıdan bakılması ile alakalı. Dünyada bir ne görüyorsunuz bununla ilgili? Neler yapıyor adamlar yani? İkincisi, bizim bu tarafa doğru evrilmemiz için neler yapmamız gerekiyor? Yani yeşil bina konsepti epeydir, bir 10 yıldır özellikle yoğun bir şekilde dünyada bu sertifikalandırma sistemiyle çok ciddi ele alınıyor. Dediğim gibi işte Amerika'da LEED, Avrupa'da BREEAM şeklinde oldukça önemli yeşil bina sertifikalandırma ve takip edilebilme. Burada tabii çok kapsamlı konular bunlar. Sadece binanın enerji verimliliği, yalıtım açısından değil, hani bisikletle binaya ulaşma konusu bile size puan kazandırıyor. Yeşil bina, yeşil şehir ulaşma adına. Ama diyebileceğim şu, bu LEED BREEAM sertifikalarında size puan getiren ürünler, mesela bir tanesi bahsettim, hani endüstriyel binalarda ve soğuk hava depolarında, sandviç panellerde, Avrupa'da özellikle kullanılan PIR dediğimiz ürün var. Lambda değeri 0,018'lere kadar düşürülmüş. %20 daha düşük kalınlıklarda yapılabilen, daha hafif panellerle etkin ısı yalıtımı sağlayan bir ürün. Özellikle de hani yangın konusunda taş yünü performansıyla tabii ki mineral yünlerle kıyaslamak zor ama hani plastikler içerisinde de en yüksek performansı sağlayan B sınıfı hani damlama ve duman konusunda da oldukça iyi performans gösteren ve LEED BREEAM sertifikasında da ciddi puan kazandıran BS1D0 sınıfı ürünler var. Bunları Türkiye'de mesela Aliform Bekintaş firmasıyla birlikte geliştiriyoruz şu anda. Çünkü biraz şey oldu, bu ısı yalıtım tarafında poliüretan sandviç panellerde yoğunluklar düşürüldü. Yoğunluklar 40-42 olması gerekirken kilogram metreküp 25 lira 28 lira çekildi. Maliyet ön plana çıktı.
Dolayısıyla hani kimseyi suçlamıyorum ama hem sanayici hem yatırımcı dolayısıyla burada biraz maliyet endişesi yaşadılar ama baktığımızda bu tür yeni gelişmiş ürünlerle hem lambda değerini daha düşük hem de bütün şeylere bu panelin bütün bölgelerine etkin bir şekilde girebilen ısı yalıtım malzemesiyle de daha etkin bir yalıtım sağlıyorsunuz. Onun da Avrupa'da endüstriyel binalarda özellikle ne bileyim alışveriş merkezleri olsun ya da üretim binalarında da kullanılıyor. Yangın konusunda da 125-140 dakika kaçış zamanı sağlıyor insanlara. Bu da oldukça yeterli sınıflar. Özellikle hani tek katlı endüstriyel bina olduğunu düşünün. Buranın boşaltılması bir yangın anında bir süreye ihtiyacınız var. Dolayısıyla bir örnek olarak verdim. Yani bu tür ısı yalıtım çözümlerimiz de var. Ve LEED BREEAM sertifikasında da ciddi puanlar kazandırıyor. Bu şekilde hani yeşil bina konusu bir tarafta. Avrupa'da da Green Deal dediğimiz bir şey var. Ciddi bir çalışma var. Burada da yine bunun da bir parçası olmaya çalışıyoruz. Tamamen sürdürülebilirlik esaslı şeyler, çözümler. Mesela şeyde dediğim gibi bu beyaz eşya sektöründe 2021'den itibaren şu anda Avrupa'da gördüğümüz bir buzdolabı enerji verimliliğini A3 Plus olarak gördüğünüz B sınıfı olacak. G ve F sınıfları tamamen ortadan kalkacak. Yani o kadar bu verimlilik konusu ciddi ele alınıyor ki Avrupa'da. Burada da Pascal diye bir teknolojimiz var. Bu teknolojiyi kullandığınız zaman ve şu anda dünyada birçok üretici bizim bu patentli teknolojimizi kullanarak beyaz eşya ısı yalıtım şeyini yapıyor, sistemini kuruyor. Ciddi burada bir verimlilik sağlıyor. Hem üretim sırasında daha fazla ürünü daha hızlı üretebiliyor hem de üretilen buzdolaplarının daha etkin A3 Plus'ın da üzerinde etkin ısı yalıtımı performansı vermesini sağlıyor. Dolayısıyla bütün bu sürdürülebilirlik konusunda da biz de farklı ürünlerle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Burada şey dediniz, F ve G sınıfları ortadan kalkıyor Avrupa'da uzun orta vadede. Doğal olarak standartlarını her geçen gün iyileştiriyorlar. Yani daha iyiye doğru evriliyorlar devamlı. Şunu merak ediyorum. Biz bu hem bir Green Deal örneğini verdiniz, işte End Plastic Waste gibi bir oluşum örneğini de verdiniz bu birleşme anlamında. Ya bütün bunların hepsini gerçekten sadece bu verimliliği artıralım diye mi yapıyorlar? Bu motivasyonların kaynağı nereden geliyor? Bu sırf ekonomik bir motivasyon mudur? Yoksa başka motivasyonları da var mı? Bu çabanın altında ne yatıyor yani sizce? Burada Avrupa Birliği'nin vizyonunu biraz öne çıkarmam lazım. Dünyada da bütün bu girişimler var ama Avrupa Birliği gerçekten sıfır karbon kıtası yaratmaya çalışıyor. Bu çok değerli bir strateji ve vizyon. 2050 yılında da buna ulaşmayı hedefliyorlar. Hem geri dönüşümle hem atık yönetimiyle hem de sürdürülebilirlik adımlarıyla. Bu demin Türkiye'de 15-25 yıl önce başlattığımız enerji verimliliğinde de aynı benzer bir adım var. Yani bu Avrupa Birliği'nin bu yeni yaptıkları Green Deal inisiyatifinde de yine bu konu var. Yani buradaki tabii hedef hem sürdürülebilir olmak hem de uzun vadede farklı bir pazar yaratmak, yüksek teknolojili bir pazar yaratmak, düşük teknolojilerden gelen ürünlerin de bu pazara girmesiyle de rekabet etmek tarafı da var. Ama esasen dünyada sürdürülebilir bir model yaratma, bir kıta yaratma ve bu kıta içerisindeki ülkelerin ve buraya giren ve buradan çıkan ürünlerin bu sürdürülebilirlik modeline uygun bir vizyonda üretilmesi, geliştirilmesi var. Yani bütün bu şeyin başlangıcı, verimliliğin başlangıcı demeyeyim ama yani yani drive bunu alıp yürüten, öncülük eden şey kurum ve birlik Avrupa Birliği. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Böylece hem sürdürülebilir yüksek teknolojili bir ekonomi yaratıp hem de kendi içinde dünyadan farklılaşma ve rekabet edebilme, yüksek teknolojinin gelişimin sürdürülebilirliğin gerektirdiği yerde de ciddi avantaj elde edeceklerine inanıyorum. Bu yönde ilerliyor Avrupa Birliği. Yani biz de şirketimizin de %35'i cirosu üretimi Avrupa Birliği'nde olduğu için Amerika'da da yine benzer ya da Asya'da var ama esas şey oradan geliyor. Benim şahsi görüşüm en azından öncülük oradan geliyor ve biz de uymaya çalışıyoruz diğer tüm firmaların yaptığı gibi.
Aslında ben de bunu bizim açımızdan büyük bir fırsat olarak görüyorum memleket olarak. Çünkü hani yapılmış ve üstüne çalışılan bir model var. İşte hatalar yapılıyor, doğrular yapılıyor, düzeltiliyor. Doğal olarak hani bir referans alabileceğimiz bir nokta var. Yani bu sıfır karbon kıtası mevzusu aslında sadece Avrupa'ya bir iyilik değil, Avrupa'yı baz alarak bunu bir model olarak bütün dünyanın da kullanılabileceği bir örnek ama sizin şu andaki hani bulunduğunuz pozisyon ve dünya tecrübenizden yola çıkarak soruyorum. Mesela biz dışarıdan baktığımız zaman evet Avrupa'yı böyle görüyoruz hassasiyetlerle ama mesela Amerika'yı bu kadar hassas görmüyoruz ya da en azından biz öyle algılamıyoruz. Dünyanın geri kalanının buna bakışını biraz bize anlatır mısınız Avrupa dışındaki belki bu son dönemde öyle bir algı oluştu. Kesinlikle bu son dönemdeki hani siyasi politik yaklaşımlardan biraz öyle bir algı oluştu. Halbuki biz dediğim gibi Amerika merkezli bir firma ve 123 yıllık bir firma olarak 2005 yılından beri her 10 yılda bir sürdürülebilirlik hedeflerimizi koyuyoruz. Yani hem enerji tüketimimizde hem katı atıklarda mesela 2025 hedefimiz şu anda 2025 hedeflerini takip ediyoruz ama 2005-2015 hedefleriyle şu ana kadar 6 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık ve enerji verimliliği sağladık. Mesela şu andaki 2025 hedeflerimizde 1.6 milyar pound katı atık azaltma hedefimiz var. Yani 2015-2025 aralığında. Bu ne demek? 415 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 1 metre yüksekliğinde bir katı atık azaltımından bahsediyoruz. Yani bu kadar miktarda bir katı atığı azaltacak şekilde bütün verimliliğimizi ve üretimlerimizi. Çünkü 109 tane üretim tesisi, 31 ülkede çalışıyoruz. Yani bir Amerikan şirketi olarak böyle hedeflerimiz var. Ve bunlar Avrupa Birliği'nden gelen hedefler değil. Yani biz de dünyanın verimliliğine hem ekonomik olarak var olabilmek, varlığınızı sürdürebilmek için bu şekilde yapmak zorundasınız. Kendi verimliliğinizi, maliyetlerinizi, enerji tüketiminizi buna göre geliştirmeniz lazım. 900 trilyon BTU enerji tasarrufu sağlamaya çalışıyoruz. Yine bu son hedefte. Bu ne demek? 8 milyon evin tükettiği enerjiye eşdeğer bir enerjiyi tasarruf etmeye çalışıyoruz. Su kullanımında 183 milyar poundluk bir su tüketimini azaltmaya çalışıyoruz. Yani 170 bin evin su ihtiyacı kadar bir tasarruf yapmaya çalışıyoruz. Yani bunlar 10 yıllık hedefler içerisinde belirleniyor ve 2005 yılından itibaren sürdürülüyor. Dolayısıyla söylemek istediğim şu, bir STEM eğitim programı yapıyoruz. 100 bin öğretmene, 500 bin öğrenciye ulaşarak bu bilinci geliştirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlikle kimyayı sevdirmeye çalışıyoruz vesaire. Yani yaptığımız bütün bu şeyde hem güvenli ürünler yaratmak, çünkü var olabilmenizin önümüzdeki 50 yıla devam edebilmenizin şeyi bu, hem circular economy içinde yer almak, doğaya değer üretmek. Yani sizin sorunuza net olarak dönecek olursam, bir Amerikan firması olarak 2005 yılından beri bütün bu sürdürülebilir hedeflerle, çünkü dünyanın bu yönde gittiği çok açık. Hani Avrupa Birliği bir kıta olarak buna ciddi öncülük ediyor ama dünya da bu yönde gidiyor. Hem kendi verimliliğinizi, hem enerji tüketiminizi, hem maliyetlerinizi, bunları yaparak bu sürdürülebilirlik içerisinde var olmanız gerekiyor. Yani bunlar sadece tasarruf olsun ve ülkeye fayda olsun diye yapılan adımlar değil. Şirket olarak varlığınızı sürdürmenizin sebebi. Dunuş Bey, teşekkür ediyoruz ama gene bu bölümün sonuna geldik. Müsaadenizle bir ufak ara daha verelim. İkinci bölüme devam edelim. Değerli izleyiciler, sevgili ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Müdür Yollarda programındasınız. Üçüncü bölüme başlıyoruz. İlk iki bölümde biraz sürdürülebilirlikten bahsettik. Biraz da Türkiye'deki ısı yalıtımının nereden nereye geldiğini anlatmaya çalıştık. Bugün konuğumuz Doğu Türkiye ve Orta Asya Başkanı Sayın Durmuş Topçu ile birlikteyiz. Durmuş Bey, ikinci bölümü kapatırken dediniz ki Amerika'da son yıllarda belki algı öyle olabilir ama biz de bir Amerikan firması olarak, tıpkı çoğu Amerikan firması gibi diyelim, sürdürülebilirlik projelerimize ve hedeflerimize ağırlık veriyoruz ve bunlarla ilgili çalışıyoruz dediniz. Burada ben sizin yine bu ünvanınızdan yola çıkarak şunu merak ediyorum. Biz şimdi son yıllarda bir Hindistan gerçeğiyle karşı karşıyayız ya da bir Hindistan olayıyla, vakasıyla karşı karşıyayız. Daha ben dün bir telefon kaldırdım, daha doğrusu bir yere ulaşmaya çalıştım call center'a. Gerçekten işte Hindistan'dan birileri çıktı karşıma. Halbuki firma işte İngiliz firması vesaire, yani işte internetten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi teknoloji de bu kadar gelişiyor Hindistan. Orada bu enerji verimliliği, bu sürdürülebilirlik kısmı ile ilgili bakış nasıl acaba? Ben
Ya Hindistan'a son 5 yıldır epeyce ziyaret etmiş ve oradaki hani yapı kimyasal sektörünü bilen biri olarak söyleyeyim. Tüm endüstrileri biliyor olduğumu ifade edemem ama en azından hani yapı kimyasalları tarafında büyük ve bölgesel bazda ciddi oyuncularla çalışma fırsatı buldum. Hindistan şeyde hani büyüme hedefleri konusunda çok agresif değil. Yani büyük çapta krediler kullanarak çok hızlı %7'lik bu Covid öncesi dönemi konuşarak söylüyorum. Tabii ki resim çok değişti artık. O tür bir büyüme modeli yerine biraz daha sürdürülebilir, daha temkinli bir büyüme modeli sürdüren bir ülke. Ve benzer şekilde de dediğiniz konular öncelikli. Yani biz DAO olarak özellikle 1,3 milyar dolar ciro yapıyoruz Hindistan'da. Yani oldukça büyük şey. Tabii ki onların kendi endüstrileri var. Petrokimya endüstrileri var. Reliance diye büyük bir firmaları var. Ama yine de biz orada üretimlerimizle, 4-5 ayrı fabrikada yaptığımız üretimlerle, yine yaptığımız sektörlerde etkin bir şekilde, demin saydığım sektörlerde etkin bir şekilde pozisyonumuzla, yani büyük bir endüstriyiz, büyük bir firmayız. Dolayısıyla olumlu yönde daha temkinli bir büyüme modeliyle bütün bu söylediklerinizi öne çıkararak ilerleyen bir ülke. Ama nüfusun çokluğu ve istihdam olanakları, insanların yaşama koşulları, kişi başına düşen gelir diye baktığımızda daha geride olduklarını söylemek mümkün. Bu da daha çok nüfustan kaynaklanıyor. Yani düşünün, bir mühendis şehirde yaşamını sürdürebilmek için 5 kişiyle 40 kilometre şehir dışında 1-2 odalı bir yerde yaşamak durumunda kalabiliyor. Yani bunu böyle çarpıcı bir örnek olarak görüyorum, biliyorum. Yani hani üniversiteyi bitirmiş, mühendis olmuş, 5-10 yılda çalışmış, tecrübe kazanmış ve de hani uluslararası bir firmada çalışıyor. Ama buna rağmen birikim yapmak istiyor. Çünkü hala memleketinde anne babasına para gönderiyor. Yani enteresan, aile kültürleri de bize çok yakın. Çok sevdiğim bir kültür. Dolayısıyla bu tasarrufu yapabilmek için de ya hani bir odalı küçük bir evi taksitle çok küçük bir evde, eğer evliyse, çocuğu varsa orada yaşamını sürdürüyor. Ama yine bu 40 kilometre, 50 kilometre şehir dışında trene binerek 1,5 saat o tren yolculuğunu yaparak geçinebiliyor. Dolayısıyla o nüfusun kalabalıklığı ve yaşam koşulları açısından biraz da temkinli büyüme stratejileri, enerji açısından onlar da bizim gibi hani enerji, kendi enerji kaynakları yok. Feedstock diye baktığımızda maalesef dezavantajlılar. Daha temkinli bir büyüme ama dediğiniz gibi çok ileride oldukları, yani İngilizce konusunda bir kere çok öndeler. Dediğiniz gibi IT sektöründe çok öndeler. Bütün call center'lar orada yer alıyor. Yani ciddi bir şekilde ilerleyen ve gelecekte de ilk 5'te yer alacak, belki ilk 3'te yer alacak önemli bir ekonomi. Peki Durmuş Bey, biraz Türkiye'ye gelmek istiyorum müsaadenizle. Teşekkür ederiz. Avrupa ve Dünya ile ilgili bize bir çerçeve çizdiniz. Şu andan itibaren bu bahsettiğimiz noktalara, Türkiye'nin evrilmesi için bizim neler yapmamız gerekiyor sizce ve kime ne rol düşüyor bu strateji içerisinde? Gerçekten zor bir soru. Yani en zorunu en sona saklamışsınız. Yani böyle bir Türkiye'yi kurtarma modeli birkaç dakika içinde çözebilecek miyim bilmiyorum ama gördüğüm şu. Tabii ki birçok derneğimizle beraber hani Emçem olsun, Yaset olsun, TÜSİAD olsun kamuyla görüşme fırsatlarımız oluyor. Biz endüstriler olarak hem güçlü olduğumuz yanları hem zayıf olduğumuz yanları bir çıkarıp ona göre bir gelişme planı, bir model oluşturmamızda fayda görüyorum. En temelde hani yine hani alfabenin başından başlamak gerekse bile böyle bir değerlendirme yapmamız lazım. Hani güçlü olduğumuz yanlar, eksik olduğumuz yanlar diye kamuyla özel sektörün, yabancı yatırımcıların beraber bir şekilde görev alarak bu modellemeyi yapmaları, bu modellemeye göre bir plan yapmalarında ciddi fayda görüyorum. Sanıyorum böyle bir başlangıç değerli olur hani bütün endüstriler adına. Ama dediğim gibi temelde Avrupa Birliği'nin vizyonunu takip ederek
Bu dönüştürülebilir, sürdürülebilir ekonomik model, yeşil binalar, yeşil şehirler modelinin de mutlaka peşine takılmamız ve bu konuda atık yönetiminden başlayarak geri dönüşüm teknolojilerine yatırım yaparak ciddi bir şekilde, çünkü ihracatımızın yarısına yakınını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Eğer bu teknolojilerin gerisinde kalırsak bu bizim için pek sürdürülebilir olmayacak. Bu vizyon çerçevesinde devam etmemizde fayda görüyorum. Peki son birkaç dakikamız durmuş ve biz genelde bir klasik olarak da son dakikalarımızı hep gençlere ayırıyoruz. Siz işte onlarla belki aynı sıralardan gelmiş bir abiler olarak, hem Türkiye'de hem de dünya çapında görevler almış bir abiler olarak, şu anda bizi dinleyen işte mühendis adaylarına, mimar adaylarına, efendim işte genç arkadaşlarımıza neler öneriyorsunuz? Gelecekleriyle alakalı ne yapsınlar, nasıl bir yol izlesinler? Gençlere gerçekten çok güveniyorum. Acayip olumlu düşünüyorum. Yani bizim insanımız, bizim hem kültürümüzle yoğrulmuş bir gençliğimiz var. Hem de çok iyi eğitim alan gençliğimiz var. Hani kendi oğlumuzdan biliyorum. İşte Alman Lisesi'ni bitirdi, Münih Teknik'te okuyor, master'ını yapıyor vesaire. Bunlar gerçekten hem hobilerini biliyorlar, hem iş dışındaki alanlarını nasıl değerlendirmeleri gerektiğini biliyorlar, hem de iş konusunda neye odaklanacaklarını biliyorlar gerçekten. Özellikle bu iletişim çağına da çok iyi ayak uydurmuş durumdalar. İşte dün bir tane örneğini duyduk. Peak, Zynga tarafından Peak firmasının satın alınması $1.8 milyar. Bu gurur verici bir şey. Gerçekten ben burada hani onlara tavsiye edeceğim şey, şeylerini, hayallerini ve sevdikleri alanların hakikaten peşinde gitmelerini sadece önerebilirim. Yoksa onun dışında onlara güveniyorum ve bu eğitimle, bu şeyle, çalışma sistemiyle ve de kültürümüzden kopmadan yine bu ülkeyi düşünerek çok sayıda genç tanıyorum. Hani yurt dışında okusalar bile eninde sonunda buraya geleceklerini ve bu ekonomiye katkı sunmayı istediklerini de biliyorum. Dolayısıyla onları heyecanlandıran konuları bir kenara bırakmamaları. Hani biz biraz öyle yaptık bazen gençliğimizde. Yani özellikle ailemiz veya çevremiz hangi mesleği şey görürse, makbul ve gelecek açısından doğru görürse oraya doğru yönlendik. Bu biraz bizim jenerasyonumuzun şeyiydi. Şimdiki gençler o konuda biraz daha cesur. Yani lise 2'de oğlumuz bize hangi yönde gitmek istediğini söyledi. Bize düşen de sadece desteklemek oldu. Yani aile olarak eşim de ben de bazen %100 mutabık kalamasak da ben hep şunu takip ettim. Onun arkadaşlarıyla beraber aldığı bir kararı, bir vizyonu varsa onu destekleme yolunda hareket ettim ve bunda da doğru yaptığımızı görüyor. Çünkü onlar gerçekten hayallerini, hedeflerini doğru belirliyorlar. İyi eğitim almaları tabii ki önemli. Onun dışında ben güveniyorum gençlere. Peki. Durmuş Bey, çok teşekkür ediyoruz. Hem vaktinizi ayırdınız, programımıza katıldığınız çok değerli bilgiler verdiniz. Hem nazik sohbetiniz hem de değerli bilgiler için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim. Sizin de birkaç şeyi izleyebildim, birkaç görüşmeyi izleyebildim. Sektöre gerçekten çok farklı yönden bir katkı sunuyorsunuz. Bu son dönemine kadar gerçekten hiç düşünülmemiş bir yöntemdi. Tebrik ediyorum ve katkılarınızın, başarılarınızın devamını diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz asıl. Sevgili dostlar, son cümlelerini tekrar edelim Durmuş Bey'in, çünkü bunlar önemliydi bence. Özellikle gençlerle alakalı, lütfen hayallerinizin peşinden gidin, hayallerinizden kopmayın ama bunu yaparken de kültürünüzden de uzak kalmayın dedi, sizlere güveniyoruz dedi. Bugün Müdür Yollarda programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Konuğumuz Doğu Türkiye ve Orta Asya Başkanı Sayın Durmuş Topçu idi. Bir başka programda görüşene kadar sizin enerjiniz yüksek, binanızınki sıfır olsun efendim.